İmar konusu izleyicileri merhaba. Fikirtepe'de hareketli günler başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni Fikirtepe projesi kapsamında şimdi yıkımlara özellikle de müteahhitin yapamadığı, yapamayacağız dediği fakat bazı baba yiğit firmaların durun bir dakika biz yaparız diyerek devam etse de yapamayan firmaların işlerini bitirmek üzere harekete geçtiler. Zaten bir Vartaş Adası vardı, Büyükada diye geçiyor. Orayı tamamladılar, Kiptaş oldu, İl Bankı oldu, en son Çevre Şehircilik Bakanlığı orayı bitirdi. Ve yeni Fikirtepe projesini biliyorsunuz bakan kurum açıklamıştı, sonra harekete geçildi. Ve en son dün Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Güryen Fikirtepe'ye giderek orada bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların detaylarını Yeni Fikir Der Başkanı Sayın Engin Akgüzel'le konuşacağız. Engin Bey uzaktan bağlantıda konuğumuz. Engin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Emre Bey merhabalar, hoş bulduk. Nedir Fikirtepe'de durum? Anons'ta söylediğim gibi bir hareketlilik var mı? Bayağı bir hareketlilik var. Dün biliyorsunuz Vedat Bey, Vedat Gürgen Bey Fikirtepe'deydi. Açıklamalar yaptı. Medyada da geniş yer buldu bunlar. Hatta siz de haber yapmıştınız. Evet, imar konusu konuda da biz gördük o açıklamaları. Oradan ben bir iki paragraf okuyayım isterseniz, izin verirseniz onun üzerine konuşalım olur mu? Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sayın Vedat Gürgen bu yeni Fikirtepe proje alanında yaptığı açıklamada şöyle diyor. 5 ay önce burada yaşayan vatandaşlarımıza tebligatları yaptık. Süre 1 Ekim itibariyle doldu. Onlar da %95'i evlerini tahliye ettiler. 1300 yapı için verilen bir tebligattı bu. 1300 yapı için gönderilen bir tebligat, tahliye tebligatıydı. Şimdi sıra yıkıma ve yapıma geldi dedi Vedat Gürgen. Peki gerçekten de böyle mi? Fikirtepe'de bir tahliyeler tamamlandı mı, tamamlanıyor mu? Elektrikler kesiliyor galiba değil mi? Bunun da haberini yaptık İmar konusu konuda. Siz de paylaştınız. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Emre Bey biliyorsunuz hani bu kentsel dönüşüm Fikirtepe'de başladığından beri, daha doğrusu pilot bölge ilan edildiğinden beri hep sıkıntılar yaşadık. Müteahhitlerden kaynaklı, bazı vatandaşlardan kaynaklı, bürokrasiden kaynaklı bir sürü problem yaşadık. Biz 2018 yılından beri devlet gelsin, devlet gelsin, TOKİ gelsin, emlak konut gelsin diye bir sürü eylem yaptık. Görüşmediğimiz, konuşmadığımız kimse kalmadı. Çok şükür. Leke platformunu kurdunuz. Hatta Leke'ye sen de çivi çak dediniz. O çivileri ben şöyle yorumladım. Hani bir Türk müziğinde bir şarkı var ya, adını mı gibi tutuyorum aklımda. Bence o müteahhitlerin isimlerini veya işte engel olan ya da durduran bürokratları ya da şimdiye kadar Murat Kurum'dan önceki bakanların ismini bence mıh gibi tutuyorsunuz aklınızda. Doğru mu? Onları hiç unutmayacağız, emin olun. Hiçbir ya o çiviyi çakarken aslında mantığımız şuydu. İnşaatın ana malzemelerinden bir tanesi çivi. Biz o çiviyle inşaatlara başlamıştık 2019 yılının Ocak ayında. 2020 yılının Kasım ayında Çevre Bakanımız Murat Kurum bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldiğini, bakanlığın projeleri devralacağını, yapmayacak olan müteahhitlerden hepsini alacaklarını, kendilerinin yapacağını söylemişti. Tabii çok mutlu olmuştuk o dönemde. Aradan bayağı bir zaman geçti. Çalışmalar yapıldı. Biliyorsunuz bizim tapularımız hazineye devredildi. Şu an tapu sahibi değiliz Fikirtepe'de. Ama yani tabii bu emaneten yapılmış bir işlem. Proje bitiminde tekrar tapular bizlere tescillenecek. Şimdi emlak konutun gelmesi, bakanlığın ve emlak konutun Fikirtepe'ye girmesi gerçekten mutlu etti bizleri. Çünkü eğer bu müdahale yapılmamış olsaydı bu inşaatlar herhalde bir 10 sene daha bu şekliyle kalacaktı. Biliyorsunuz 6, 7, 8 yıl önce yıkılmış evler var. Hala daha harfiyat aşamasında bekliyor. Tabii bu durum
hem biz Fikirtepe'lileri, Fikirtepe'deki vatandaşları mutlu etti. Hem de kötü bir algı vardı. Fikirtepe bitmez. Fikirtepe kötü bir yer algısı vardı. Emlak konutun gelip tabelasını dikmesi, bakanlığın buraya bakanlık bayrağını dikmesi algıda da değişiklik yarattı. Şu an herkes mutlu. Bence buradan satın almayı düşünen tüketiciler de Bakan Bey'in bir söylemi vardı. Devlet projesi adı altında biz yapacağız diye. Devlet projesi olduğunu düşününce içimiz çok rahat. Şimdi geldiğimiz süreçte... Engin Bey, araya girmek istiyorum. Zaten birçok müteahhit de emlak konut ile ortaklık yapmaya çalışıyordu bildiğim kadarıyla. Hem Fikirtepe'de hem diğer bölgelerde. Çünkü emlak konut tabelasını oraya çakınca bölgenin de değeri artıyor, öyle değil mi? Kesinlikle doğru. Bizim işte mutluluk kaynaklarımızdan bir tanesi bu. Yani bir de hani... Gülümsemenizden anlamıştım bunu. Şeyi çok dolu dolu geliyor. Devlet projesi. Yani çok dolu evet. Şey geliyor. Şimdi o dönemde ben hatırlıyorum. Müteahhitler aslında emlak konutla ortak iş yapmayı pek düşünmüyorlardı. Onların büyük beklentisi şeydi. Bir şekilde bu projeleri devir etmekti. Yapılanla, edilenle, satılanla devir etmekti. Bunun için çok uğraştılar gerçekten. Ama şimdi geldiğimiz pozisyonda devlet girdi buraya. Emlak konut bu inşaatları başlatıyor. Ki 3 tanesi ihalesi tamamlandı, başlıyor. Bitecek bu projeler. Öyle ya da böyle bir sorunda evlerimize kavuşacağız görünüyor. Bugünkü süreçte Vedat Bey'in açıklamaları, sonrasında Fikirtepe'de yaşananlar, Vedat Bey açıklamayı yaptıktan sonra bugün itibariyle enerji ile ilgilenen kurumlar Fikirtepe'ye geldiler. Sizin haberiniz de vardı zaten, bununla ilgili bir haber yaptınız imar panosunda. Elektrik, su ve doğalgaz kesintileri başladı. Ekipler çalışıyorlar sahada. Yani bu Kasım ayına kadar bu işin biteceği öngörülüyor. Yıkımların başlayacağı, tamamen başlayacağı öngörülüyor. Bugün itibariyle bakanlık bölgede yıkıma da başladı. Bazı yapılar yıkıldı. Ben hızlanacağını düşünüyorum. Şeyde Gürgen'in açıklamasında diyor ki halkın %95 evleri boşalttı, kalan %5 için de bakanlık ekipleri kapıları çalıyor. Bu tahliyelerle ilgili değil mi? Şöyle, Vedat Bey'in söylemi doğru, %95'i boşalttı. Konutlarda oturan çok az miktarda insan var, boşaltamayan hala. Bunların bir kısmı yalnız yaşayan, zor durumda, ev tutamayacak durumda olanlar, hasta olanlar var. Bakanlık şimdi Fikirtepe'de şöyle bir çalışma da yapıyor ki dün beni birçok insan aradı. İnsanların evlerine tek tek gidiliyor, yardıma ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor. Hatta bugün telefon numaraları da paylaşıldı. Nakliye ile ilgili bakanlık araçlarını gönderiyor. Depo kiralama ile ilgili, daha doğrusu depo tedariği ile ilgili bakanlık depoları tedarik ediyor vatandaşlara. Hatta bugün bir vatandaşımızı TOKİ'nin yanlış hatırlamıyorsam Tuzla'daki bir evine hasta bir vatandaşımızı yerleştirdiklerini de söylediler. Bugün arkadaşlarım aradılar, söylediler. Bakanlık şu an hani bir an önce Fikirtepe boşalsın, yıkalım ve başlayalım çalışması yapıyor. Biz onu görüyoruz. Onun dışında esnafla ilgili bir şey var, bir sıkıntı var, bir problem var aslında. Özellikle Mandıra Caddesi üzerindeki esnaflar ve Göztepe'deki sanayi bölgesindeki esnafların büyük bir çoğunluğu çıkmadı, çıkamadı. Ama şunu da biliyoruz, birçoğu da dükkan buldular, tuttular. Ama biraz böyle ticari kaygı, tabii onlara da hak vermek lazım. Bu yüzden çıkmadıklarını kendileri de söylediler. Ama hani elektrik, su ve doğalgazın kesilmesi onların da çıkmasını gerektirecek. Onlar da çıkacaklar. Ben hani biz dernek olarak şöyle düşünüyoruz. Bu inşaatlar başladı artık. En azından 3 yerde ihale bitti ve inşaatlar başladı. Bugün itibariyle buradan ne kadar geç çıkılırsa diğer insanların da
daha önceden işte bundan bir ay önce, iki ay önce evinden çıkmış insanların da hani hakkına girilmiş olacak. Bir an önce Fikirtepe boşaltılmalı, yıkımlar bir an önce yapılmalı, ihaleler arkasından gelmeli ve inşaatlar başlamalı. Yıllardır mağduriyet yaşayan insanlar var. Siz beni biliyorsunuz, daha önce de konuşmuştuk. Benim evim 2016'da yıkıldı. Annem ve ben iki ayrı evde kiralar ödüyoruz, yıllardır ödüyoruz. Hani bu haksızlığın bir şekilde artık giderilmesi lazım. Ben Fikirtepe'deki vatandaşlardan da hani bu konuda biraz daha duyarlı davranmalarını bekliyorum aslında. Bir an önce bu inşaatların başlaması lazım çünkü. Peki Engin Bey, 3 proje dediniz. Biraz detay verebilir misiniz? 3 yerde ihaleler dediniz. Bir o konuyu açalım mı biraz? Tabii. Şimdi yarım kalmış projelerden bir tanesi Panas Elimoğlu projelerinden biri. Life projesiydi eski adıyla. 19 numaralı yapı adası. Orada ihale yapıldı. Firmanın ismini hatırlayamayacağım şimdi. Kibritçi olabilir. Kibritçi inşaat. Özür dilerim. İhaleyi onlar aldılar. Orada bir yapılmış yapı vardı. Onu yıktılar aslında. Niye yıktıklarını da pek anlamadık ama o yapıyı yıktılar ve proje baştan başlıyor. Bizim edindiğimiz bilgiler 3 blok halinde tasarlanmış. 3 blok yapılıyor. Onun dışında 4 numaralı bir yapı adamız var. Bu yapı adası sonradan oluşturulmuştu imar planında. O yapı adasında da ihale tamamlandı. Orada da işler başladı. Onun dışında yine yukarıda Nuhoğlu'yla Şua İnşaat'ın tarafında bir yapı adasının inşaatı başladı. Orası da Torkam'a verildi. Orada da şu an bayağı bir temel çalışması yapılıyor. Üçünde de inşaatlar başladı sonuçta. Evet. Peki sokakta durum ne? Yani Yeni Fikirler Başkanı olarak size vatandaş neler soruyor? Hangi konularda bilgi istiyor? Ya vatandaşların aslında genel olarak şu an en büyük sıkıntıları kiraydı. Kirayla ilgili bakanlık yaklaşık 3-4 aydır kira ödemelerine başladı. Kiralar ödeniyor. Bunda bir problem yok. Fakat daha önceden bu kentsel dönüşüm sebebiyle evleri yıkılmış vatandaşların kira ödemeleriyle ilgili kanunda bir değişiklik yapılması öngörülüyordu. Büyük bir çoğunluk hala bu değişikliğin yapılmasını bekliyor. Çünkü kanunlar müsaade etmiyor ev olmadığı için bir kira ödemesine. Biz bununla ilgili de bakanlıkla görüşüyoruz. Zaten daha önce de bakanlığın Diyarbakır'da, Mardin'de bu tür bir çalışması vardı. Orada kanuna bir geçici madde ekleyip kira ödemesini yapmışlardı. Burada da aynı yöntemi uygulayacaklarını düşünüyoruz. En azından görüştüğümüzde bakanlık yetkilileri bunu söylüyorlar. Kanuna geçici bir madde eklenip bizlere de kira ödemesi yapılacak. Zaten 25 soru 25 cevap broşürü dağıtmıştı biliyorsunuz bakanlık. Hatta bakanlık muhteşem bir şey yaptı. Dün itibarıyla yenifikirtepe.com internet sayfasını da hizmete açtı. Orada da bilgilerin çoğu var. Vatandaşların birebir soru sorması için de bir link açılmış. Oradan da insanlar sorular soruyorlar. Bunun üzerinden gidip... Orada şöyle bir şey fark ettim. Yani TC kimlik numarası ve parsel numarası da isteniyor. Yani herhalde o TC kimlik numarasıyla parsel tutmadığı zaman kendi adasıyla ilgili bilgi alamayacak ya da sadece kendi adasıyla, evet, kendi parseliyle ilgili bilgi alacak, öyle değil mi? Evet evet, yani orada tamamıyla bireysel olarak bakmışlar. Ben de sayfaya girdim, hatta bir soru sormak istedim. TC kimlik numarası, iletişim bilgileri, ad soyad ve parsel numarası isteniyor. Eğer eşleşme sağlarsa sistem üzerinden sorunuzu kabul ediyor ve bununla ilgili size dönüş yapıyor. Bu güzel bir şey olmuş çünkü daha önce evet, de... Evet, güzel bir şey olmuş. Hatta bu konuyla ilgili hem bu Yeni Fikirtepe.com'la ilgili olarak hem de az önce söylediniz taşınamayacak durumda olan, hasta olan, taşınma yardımı
konularında İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne de, orada görevli müdür yardımcısı Sezai Köse'ye de burada bir selam göndermek gerekiyor bence. Çünkü gerçekten de hani önceki görevlilere, önceki memurlara göre gerçekten halka nasıl bir faydam olur diye çırpınıyorlar. Yani çok iyi, başarılı buluyorum ben onları. Siz ne diyorsunuz? Vallahi hani şunu söylemek lazım. Vedat Bey, biz daha önce Vedat Bey'le bir görüşme yapmıştık. Vedat Gürgen. Vedat Bey zaten elimi hiç Fikirtepe'nin üstünden çekmedi. Ben çok iyi, yani 2013'ten beri takip ediyorum. Hani gazeteci olarak takip etmeme rağmen, hani uzaktan dışarıdan bakan bir gazeteci olarak Vedat Gürgen zaten elini Fikirtepe'nin üzerinden hiç çekmedi. Zira yanına da Sezai Köse, bölgeyi çok iyi bilen bir bürokrat da gelince işler daha da hızlandı bence. Evet, Sezai Bey işin doğrusu, Sezai Bey, Daire Başkanı Yunus Emre Bey, Enes Beyler, şu an hani biz Fikirtepe mağduriyeti yaşayınca sanki hani genel anlamda buradaki insanlar bir tek kentsel dönüşüm burada varmış gibi düşünebiliyor ama İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, yani Sezai Beyler İstanbul'un her tarafındaki kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyorlar ama Fikirtepe'ye ayrı bir önem verdiklerini biz de biliyoruz, biz de görüyoruz. Çünkü görüşüyoruz. Sezai Bey'i ne zaman arasak telefonumuzu açar. Hangi soruyu sorsak cevabını alırız, cevap verir bize. Selam çakmak, teşekkür etmek kesinlikle doğru. Yani çok emek veriyorlar gerçekten. İnşallah onların da emeklerinin karşılığını insanların dualarıyla vermiş oluruz. Vedat Gürgen'in açıklamalarında bu kira yardımlarıyla ilgili de bir paragraf var. Aylık 1500 lira kira yardımı veriyoruz. Dileyen 5 aylık 7500 lira alabiliyor. Kiracılara da taşınmaları için 3000 lira destek veriyoruz diyor. Bunun dışında ev bulma, eşyaları depoya kaldırma, geçici konaklama gibi yardımlar da yapılabiliyor demiş. Bunu hemen bir teyit edelim mi sizden? Bununla ilgili dediğim gibi bir telefon numarası da paylaşıldı bugün. O numarayı arayan herkes, hatta ben Sezai Bey ile dün bir görüşme yaptım. Sezai Bey şöyle söylemişti. Otelse otel, konaklamaksa konaklama, bunların hepsini biz vatandaşımızın yanındayız, hepsini yapacağız demişti. Bugün de gelen telefonlarda bunların örneklerini gördüm. Yapılıyor, bunların hepsi yapılıyor. Yani şunun farkına varıyorum. Gerçekten çok ciddiye alınıyor buradaki çalışmalar. Bir an önce boşaltılsın diye devlet, bakanlık şu an tüm imkanları kullanıyor. Onun farkındayım. Evet. Peki tekrar mahalleye dönelim. Mahallede o %5'lik kesim taşınmalara başladı mı? Evleri tahliye etmeye başladı mı? Şimdi ev bulanların büyük bir çoğunluğu çıktı. Ev bulmakta zorlananlar var. Bakanlık şimdi müdahale ediyor. Hani yardımcı olmaya çalışıyor. İşin doğrusu hani biz örneklerini çok yaşadık. Bir sürü yerde gördük. Televizyonlarda seyrettik. İşte kanuna istinaden polis zoruyla çıkartılmasıyla ilgili bir bölüm mesela. Ben dün Sezai Bey'e sordum. Hani böyle bir şey olabilir mi diye. Sezai Bey bana şunu söyledi. Biz bu olmasın diye çırpınıyoruz dedi. Ama şu an gerçekten hani sahada gördüğüm bu olmasın diye bakanlık dolaşıyor. Çünkü ekipleri göndermişler Fikirtepe'de. Kapı kapı dolaşıyorlar. Yardıma ihtiyacınız var mı? Ev bulmanıza yardım edelim mi? Eşyanızı taşıyalım mı? Nakliye gelsin mi? Konaklamanıza yardımcı olalım mı diye tek tek kapılar çalınarak soruluyor. Bu güzel bir gelişme. Bu insanlar da ev bulacaklar ve hani taşınacaklar. Yapılacak çok fazla bir şey yok burada. Hani bununla ilgili bir sürü insan bir şey söyledi. Burada dernek başkanları konuştu. Dava açacağız, yürütmeyi durduracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye ama bakanlık bu açıklamayı yaptığı gün itibariyle, yani devlet projesi olarak biz yapacağız dediği gün itibariyle burası artık devletin elinde, devletin yapacağı bir inşaat alanı oldu. Bu saatten sonra hani bununla ilgili bir dava açmak, ki böyle bir dava hakkı da yok, onu da altını çizeyim. Çünkü kanunlar bu dava, böyle bir dava açılmasına izin vermiyor. Ancak vatandaş mağduriyet yaşadığını düşünürse
daha doğrusu mağduriyet yaşarsa ileriki dönemlerde Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir. Hani hak mahrumiyetini oradan gidermeye çalışabilir. Şu an için açılabilecek bir dava da yok. O yüzden hani hiç insanlara bu konuda biz bugüne kadar hiç yanlış bilgi vermedik. Hep doğruyu söyledik insanlara ki doğru bir tane bakanlık buraya girdiyse bu inşaatları yapacağını söylediyse bu inşaatlar yapılacak. Bu hani bu saatten sonra biz kendi adımıza söylüyoruz dernek olarak. Biz bu saatten sonra bu iş hızlansın diye çaba sarf ediyoruz. Bu iş daha çabuk bitsin diye uğraşıyoruz. Evet. Peki yeni Fikirtepe projesine gelelim. Birinci etap için hazırlıklar tamam. Bu yapılan işler birinci etap için değil mi? Evet. Evet, bu yapılan işler birinci etap için. Biliyorsunuz Fikirtepe 3 etap olarak planlandı. Yeni Fikirtepe projesinden bahsediyoruz, evet. Değil mi? 3 etap dediğimiz. Evet. Anlatır mısınız biraz? Birinci etap Mandıra Caddesi ile E5 aksında olan bölüm. Şu an bakanlık orada aktif olarak çalışıyor. İmar planında da bakanlığın belirttiği gibi daha sonra yaptığımız görüşmelerde de ikinci ve üçüncü etaplar için şu an bakanlığın bir planı yok. Daha doğrusu planı şu bakanlığın, ileriki dönemde ne olur bilmiyorum ama şu anki planı şu, birinci etabı bakanlık yapmaya başladığında hali hazırda oradaki ikinci ve üçüncü etaplarda müteahhitler var. Çünkü imzalanmış sözleşmeler var. Oradaki sözleşmeler iptal edilmedi. Burası eğer bakanlık tarafından yapılmaya başlandığında oradaki müteahhitlerin de burada oluşacak değer yüzünden bir an önce inşaatlara başlayacaklarını düşünüyorlar. Ki biz de aynısını düşünüyoruz. Müteahhitler yapacaklar oradakileri şimdiki görüntüde ama ileriki dönemde müteahhitler orada bir işlem yapmazsa ki bakanlığın şöyle bir söylemi var. Müteahhitiniz yapmayacaksa eğer bize başvurun. Üsteki bulun, imzalı bize başvurun. Bakanlık olarak biz re'sen sözleşmeyi feshedeceğiz. Sonrasında bakanlıkla görüşülecek. Bunu bakanlık birkaç kere tekrar etti zaten. Vatandaşların evet. Böyle bir yolu var. Ama şu an için ikinci ve üçüncü etaplarla ilgili bakanlığın bir tasarrufu yok. Onu biliyoruz. Evet. Peki Engin Bey, ben ilk açıştaki anonsumda bir baba yiğitler kelimesi kullandım. Sizden de bir gülümseme aldım orada, onu da fark ettim. Peki o baba yiğitlere ne oldu? Ne yapıyorlar? O baba yiğitler ne yapıyorlar? O baba yiğitlerden mesela yani çok ilginç. O baba yiğit firmalardan bir tanesi Başaran İnşaat. Bakanlığa iş bitirme planını verdi. Öğrendiğimiz kadarıyla teminatını da yatırdı. İnşaata da bayramdan sonra bir hız verdi, başladı. Fakat orada kiralar ödenmiyor. Orası yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 4. veya 5. yıla giriyor. Kira ödemesi yapmıyor. Ve geçen ay bir eylem sonrası şirket yetkilisi kira ödemesi yapmayacaklarını, geçmiş kira ödemelerini ödemeyeceklerini, bugünden sonra da kira ödemesi yapmayacaklarını beyan ettiler. Yani çok anlayamadık çünkü sözleşmelerde, Fikirtepe'deki sözleşmelerin hepsinde şu var. Anahtar teslimi edilinceye kadar kiraları müteahhit firma ödüyor. Ki bakanlığın daha önce Fikirtepe'ye neden kira ödenmiyor sorularına bakanlığın verdiği bir cevap vardı. Müteahhitler ödüyor. Fakat orada müteahhit başaranda mesela ödenmiyor kira. Teknik yapıda hani sıkıntı nedir bilmiyoruz ama teknik yapıda inşaat yürümüyor şu an. Birkaç yerde daha var bu tip yürümeyen inşaatlar. Haldız'da var mesela. Haldız inşaatları yapmıyor şu an. İki kişi falan çalışıyor galiba. Hatta oradaki vatandaşlar hemen hemen her pazar eylem yapıyorlar. Basına da yansıyor bu. Fakat bir türlü orada bir inşaat yürümüyor. O baba yiğitlerden de başka sesler geliyor. Peki onların da bölgelerine, proje alanlarına devletin el atması mümkün mü? Böyle bir beklenti, böyle bir öngörünüz var mı?
Şimdi Emre Bey şöyle, şimdi bakanlık o toplantıda, bizimle yaptığı toplantıda şunu söylemişti. Biz müteahhitlere bir süre vereceğiz. Bu sürenin sonunda yapacağını beyan eden firmalar bize gelecekler, iş bitirme planlarını verecekler, teminatlarını yatıracaklar. Hani biz onları devralmayacağız demişlerdi. Şimdi bakanlığa bu firmalar iş bitirme planlarını vermişler ve bir teminat yatırmışlar. Bu teminatın da yanlış hatırlamıyorsam inşaat bedelinin %10'u olması lazım. Bu yüksek bir meblağdan bahsediyorum. Bu müteahhitlerin o teminatı yatırdıktan sonra hani yapmayacaklarını düşünmek bana bilmiyorum çok mantıklı gelmiyor ama yapmayacaklarsa da bakanlığın elinde bir teminat var. Bu teminatı bakanlık çok rahat yakabilir. Vatandaşların kira anlamında rahatlamasını sağlayabilir. Bu inşaatları devralıp bakanlık çok rahat yapabilir. Ben ileriki dönemlerde eğer bu olmazsa bakanlığın buradan yürüyebileceğini düşünüyorum ama hani dediğim gibi ben çok ihtimal vermiyorum. Bu seviyeye geldikten sonra duracaklarına. Yani bir beklemedeler. Onu anlayabiliyorum. Ama sebebini anlayamıyorum. Evet. Peki tekrar Yeni Fikirtepe projesine gelelim. Bakanlığın yaptığı Yeni Fikirtepe projesine. Bitiş tarihi planlanan tarih 2023 mü? Aslında plan buydu. Şimdi Vedat Bey'in dün söylemi şöyleydi. 2 yıl sonra ilk teslimlere başlayacağız dedi. Biraz da konunun başında da söylediğim gibi hani bir an önce Fikirtepe'nin boşaltılması, inşaatların başlaması lazım ki yani bu süre yakalanabilsin. Yapılabilir mi? Evet, 2 sene içerisinde aslında bu inşaatlar bitebilir. Çünkü şu an bu inşaatları devralan, bu inşaatları yapan devlet, emlak konut ve bunu çok rahat yapabilirler. Hani ben sarkar mı? Sarkabilir ama bu gecikmelerden ötürü sarkabilir. Yetişebilir mi? Evet, bence yetişebilir. Peki, yok ben şunun için sordum. Bu Yeni Fikirtepe konuda dönen o slider manşet alanında dönen görsellerin bir tanesinin altında 2023 ibaresini tarihini gördüm. O yüzden sordum. Peki, zaten söylen buydu. Bakan Bey'in de söylen buydu. 2023'te bitireceğiz, teslim edip bitireceğiz demişti. Ama dediğim gibi hani bazı aksilikler oldu. Bir şeyler de geç kalındı. Hani süre uzayabilir. Ama biz içimizdekini söylüyoruz. Biraz daha süre olsun. Yeter ki şu inşaatlar yapılsın. Vatandaşların mağduriyeti bitirilsin. Evet. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey Engin Bey? Bir kere size çok teşekkür ederim. Siz hiç elinizi çekmediniz Fikirtepe'den. Ben hep şey diyorum, arkadaşlarla da konuşurken tarafsız haber yapıyor Emre Bey diye. Siz hep objektif davrandınız. Bu yayın bile, bu yayını teklif etmeniz bile muhteşemdi. Ben çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta sanırım bakanlıkta bir toplantımız olacak. O toplantıdan sonra da inşallah oturur, neler konuşuldu. İnsanlara anlatırız. Teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun. Tabii ki mutlaka. Ben de zaten özellikle şu süreçte size sürekli bağlı olarak Fikirtepe'deki son durumu sizden bunu öğrenmek isterim. Bu arada gazetecilikle ilgili de sözleriniz için de teşekkür ederim. Eskişehir'de basın yayın bölümünü, iletişim fakültesini bitirdikten sonra 21 yıldır, 2000 yılından beri sadece ve sadece gazetecilik yapan bir arkadaşınızım. Bu da kayıtlara geçsin. Çok teşekkür ederim Engin Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Emre Bey. Çok sağ olun verdiğiniz desteklerden ötürü. İmar Panosu izleyicileri sizlere de teşekkür ediyoruz. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın. Sevdiklerinize bu konuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz bağlantılarınızla izletin. Engin Bey'in çok önemli açıklamaları var. Kanalımıza abone olun. Önemli yayınlarımızda size bilgiler gelsin. Sosyal medyada takipleşelim olur mu? Hoşça kalın. Hoşça kalın.